kelime bakayım. Ve bunlar gibi mutellülem olmayan, mudaaf olmayan ve fail anlamında olan şair, müzekker akıl vasfı olarak gelen her isim için fuala cem'i gelir. Mesela kerim kurama, bekil bukhala, şehit şuhada, edib üdeba vesaire. Demek ki fuala vezninde failin cem'i edilebilmesi için müştak olacak, müzekkerin vasfı olacak, o müzekker akıllı olacak ve o fail de fail anlamında olacak. Diğer bir husus, mudaaf, mudaaf olmayacak ve mutellülam olmayacak. Böyle olursa fail fuala vezninde cem edilir. Ve kezali mudaafuma, kerim ve buhalaya benzeyen isimler içinde ki ve kullu sıfatı müzekkerin akilin bunun altına giren veya bunlara benzeyen isimler de vasıflar da fuala vezinde cem edilebilir. Eyşabahuma fiddilâreti alâ manın kelgarîzeti, yani kerim ve bakhile benzeyen. Hangi noktada benzeyen? Karakteristik bir özellik gibi olan, karakteristik bir özellik gibi olan durumlara delalet eden isimler de efendim kerim ve bakhil gibi fuala vezninde cem edilebilirler. Biliyorsunuz kerem ve buhul kişide karakteristik özelliklerdir. İşte onlar gibi olan, velev ki fiil vezninde olmasa da faal, fuala vezninde cem edilebilir. Mesela ka'akilin ve ukala, bakınız, akıl fiil vezninde değil ama karakteristik özelliğe delalet etme noktasında kerim ve bakhile benziyor. Onun için ukala cem edilmiştir. Ve şair, şuara, şair ve şuara, o da şiir çünkü insanda, o da bir karakteristik özelliktir. Yani insanda şiir kabiliyeti olmazsa şiir söylemesi çok sunay olur. Evet, sayfayı değiştir. Evet. ونابع عنه نقلا ذو فعيل ونابع عنه أفعلاء في المعل لا من ومضعف وغير ذاك قل. Diyor kerim ve bakhil gibi isimlerin cem'i fuala demiştik. Ancak bu fualanın yerine geçer afila. Nerede? Bir kez salisi aynı kesiyle. Nerede bu afila fualanın yerine geçer? Fil vasfı mezkuri, akıllı bir müzekker için kullanılan fail veznindeki vasıf ancak el muallî lâme, namun fiili illetli olan. Mesela velî evliyâ ve fî mudâ'afî minû ve namun fiili tadıflı olan keşedîn ve eşiddâ. Evet. وغير ذلك المذكور بذكرتكلمزن dışındaki neyse قليل قل azdır. Mesela كتقي وأتقياء. تقي مثلا فعيل وزننده لام الفعل illetlidir. Evet. الفعل وزننده gelmiş. Ama niye bu örneği verdik? Çünkü zaten yukarıda dedi. Fil muallî lâme. Yani bu şey, bu örnek uygun örnektir. Tebkî ve etkiyâ normal öyledir zaten. Çünkü bakınız hemen demin söyledi.
ونام عنه أفعلاء في المعللام. اتقي ده معللامdır. Dolayısıyla bu o örnek uygun değil ama o nasip var sıfat tamam. Nasip fail vezninde efendime söyleyeyim vasıf değil camittir. Onun için ve normalde de eğer müştak olsaydı cemi fuala gelirdi. Fuala çünkü lam fiili sahihtir ve tadayıf yok. Ama cemi fuala değil efila gelmiş. Bu şaz tam az. Ama takı bu örneği vermemesi lazım. Yok. Peki fevailu başka bir cem teksir vezmine geçiyor. Diyor fevail bir kesahin cem'un li fevalin. Fevail vezninde olanlar fevail şekli yani bir elif ilave etmekle cem oluyor. Ve sonda ikinci kese etmekle. Cevher, cevahir, kevkep, kevakip mesela. Değil mi? Levleb, levalim. Bunlar gibi. وفعل بفتح الثالث و üçüncüsü yani faildir fail mesela hatem gibi onun da cemi faal gibi tabi tabi hatem 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 yani ismi lima yuhtemu bihi evet ve failahu bikasetin faila yani aynı fiil kesesiyle onun da cemi fevaldir ki kasi'a ve kavasa demiştik kasi'a yarbu'un ininin iki deliğinden birisinin adıdır birisi nafika diğeri kasi'a ma fail mi kesetin fail camit olan fail onun da cemi feval gelir. Mesela burada ma failin bunu kaydetmesi lazım. Yani ma failin ismen demesi lazım. Ama dememiş. Ki hatırlarsanız demiştik feval demiştik özellikli bir cemadır. Her isim bu cemi üzerine gelmez. Ve şunu demiştik. Eğer bir isim fail vezninde olup muştak ise ve failetun anlamında ise ha-ı talık gibi feval vezninde cem edilir. O bir. İki, failetun yine feval vezninde cem edilir. Mesela hamilet, havamil. Dört, camid ise yani üç, camid ise fa'il yine fa'il vezinde cem edilir. Mesela gail gibi. Ama eğer camid değilse ve muştak olsa camid değil muştak olup ister yani muştak olursa ve fa'iletun anlamında değilse fevâli vezinde cem'e edilmez. Hatta hatırlarsanız amil, avamil, nâsık, nevâsık. Bunlar bir problemli iki örnek gibi görülüyor. Onları da nasıl tevil etmiştik? Darhan? Cumudet anlamını kazandı. Camit olmuş. Yani cumud anlamı galebe ettiği için efendime söyleyeyim bunlar fevali vezminde cem edilmiştir. Evet. Bir de bizim söylemediğimiz bu kasi'a kavasa bir de faal hatem bir de feval. Bunlar da feval vezminde cem edilen cem isimlerdir. Evet. Aşağı kâil omuz demek arkadaşlar. Evet. Ve
failun sıfatı muennesi. Bak o söylediklerimi söylüyor. Diyor muennes vasfı gelen fail, yani failetun anlamında olan fail de feval vezinde cem edilir. Mesela haid, havaid. Vasifetu ma la yaqilu. Akıllı olmayanların vasfı. Ama bunu diğer kaynaklar zikir ettiklerini hatırlamıyorum. Yani gayri akılın vasfı olan faal, o da feval vezinde cem ediliyor diyor. Ya demek ki ya kaynaklar bunu es geçmişler ve biz zihnimizde tutmamışız. Sahil ne demek? Sahil kişneyen at demek. Yani atın kişneme senin ismi Arapçada suhurdir. At kişnediği için ona sahil denir. Cem-i sahil. Ve failetun mutlaka. Failetun mutlaka. Yani ister akıl ister gayri akıl olsun. Feval ve decem edilin al fatimet. Fevatın sahibet sevahiyen. Evet. Ve şezze fi sıhhatı müzekkeri akli. Müzekkeri akıl olarak gelen fail isminin fail sıgasının feval vezinde cem edilmesi şazdır. Lan faris fevariz. Ma'ma ma'tele faris fevun gibi olanlar. Yani fail eğer müzekker vasfı ise müştaksa onun feval vezinde cemi şazdır. Evet. Aşağıya in. O da bitti. Başka bir vezne geçiyor. Ve bir fail, bir fetil fai, icma'an faale. Diyor faale de faal, fail vezinde cem edilir. Ama faalet müsellesen fai. Faalet, fialet, fualet. Ve şimdi ve faale gibi olan mimma ve rubayun muennesun salisi ve maddetun. Yani bir rubayi dört harfli olup müennes ise ve üçüncü harfi med harfi ise bu da faal vezinde cem edilir. Sevan kanet elifen ev yaen ev vavan. O fark etmez. İster o medde, yani üçüncü harf medde dedik ya, o ister elif olsun, ister ya olsun, ister vav olsun. Ve sevan kanet zatain ve ister ta bulunsun ev muzara ve ta mahzuf olsun. Mesahabet tali faalet vezinde sahaib, şemal, şemail, tahsiz, risalet, fialet, resail, ukab, fual, akaib, sahifet, failet, sahaif, ve sa'id, alemen li imraat. Yani kadının ismi ise, çünkü müzekkerin ismi gelirse sa'id, onun cemi öyle gelmez. Ve Said vasıf olarak da gelse, müzekker vasfı olarak da gelse, cem-i suada olur. Evet. Alemu ve sa'id ve halubet ve halâib ve talubet ve talâib ve aciz ve acaiz bütün bunlar, efendime söyleyeyim, üçüncü harfları med olup, müennes olunca, o meddin elif ya vav, olması fark etmez. Bunlar da feval vezinde cem'e, şey feail vezinde cem'e edilirler. Evet. Sayfayı evet. Çok. Ve bil feali vel feala cümya'a sahra'u vel azra'u vel kıyset ma'a. Diyor feali ve feala ile, yani lamın kesi ve fethiyle ve fanın fethiyle cumi'a cem'e edilir. Fa'la'u
faali vasfında hem faala vasfında ne yapılır? Cem edilir. Mesela ismen kâne o sıfata ufala'a, ister camit olsun ister müstakbel olsun. Mesela sahra, sahari ve sahara. Azra, sahra çöl, çöl demek. Sahari ve sahara çöller demek. Ve azra, bakire kız demek. Azari ve azara. Ve gayse tiba'a, diyor, kıyasa uy. Filalika bunda ve la taktasır ala simai, sen simala yetinme. Yani bu faalâ'enin camit veya müştak faalâ'enin faali ve faalâ üzerinden cemi kıyasidir. Eyl kıyas. Yani kıyas anlamındadır diyor. Ve huma kays ve kıyas mastarani li qasa, yani qasa yaqisu qaysan ve qiyasan. Bu ek bilgi olarak, yani bu istifadi bir bilgi gibidir. Evet. Aşağı in. Ve ceal faaliyye, başka bir vezne geçiyor. Faaliyye bi fethateyni, yani fe ve aynin fethasıyla ve kesri lami, lami kısası ve teşdidi liya'i veya'in şeddesi faaliyye. Bunu yap, ceme yap. Neye? Ligeyriliğine sebep ciddide. Yani yası yeniden gelen nispet için olmaya. Yani kısaca sonunda şeddeli bir ya bulunan ve o şeddeli ya da nispet için yeni gelmemiş ise o gibi kelimeler faaliye vezinde cem edilen. Mesela kursi, cem-i kerasi gelir. Evet, kulli cüddi sülafin ahiru ya umuşeddedir. Yani o gelihine senin dediği, yani sülasi olup sonunda şeddeli bir ya varsa ve o şeddeli ya da nispet yası değilse o faali vezninde cem edilir. Kel kursi vel kerasi. Kursi insan üzerinde oturduğu sandalye. Kursu anlamına da gelir. Efendim modern dönemde bölüm anlamında da kullanıyorlar. Mesela tefsir kursusu. Yani tefsir bölümü. Tabi kursinin bölüm ismi olması mecazi mursaldır. Alaka mücavverettir. Çünkü tefsirde ders veren genelde kürsüde oturuyor. O mücavirat ilişkisiyle demiş. Ayrıca kürsü ilim, kudret, mülk anlamlarına da geldiğini ayet-el kürsüde söylemiştik. Bihraf-i Basri. Basri. Evet, o da sülasidir. Sonunda müşedded ya var ama ya nisbet yasıdır. Dolayısıyla فَلَا تَقُولُ ف۪يهِ بَصَارِيَّ öyle cem edilmez. Böyle yaparsak تَتْبَعَ الْعَرَبِ ف۪ي اِسْتَمَالِهِمْ İstemalde Araplara uymuş olursun. وَبِفَعَالِلَا فَعَالِلْ yine bir fethateyni فَوَعَيْنُ fethasıyla evet وَكَسْلِ لَامِنْ هُولَ birinci lamin kesesiyle وَشُبِهِ فَعَالِلْ وَعُنْ gibi اَفَعَالِ antikat, bunlarla telaffuz et. Fî cem'i mâ fâvka thelâfet irtaka min gayri mâmada. Zikir ettiklerimizin dışında olur. Efendime söyleyeyim, harf sayısı üçün üzerinde ise onların cem'i ya fâil veya efâil gibi gelir. Mesela fekul fî Cafer. Cafer dendi, bak rubaidir ve yukarıda söylediğimiz yani üçüncü harfi met harfi falan değil, faalet fialet vezinde de değil. Bu Cafer cem'e edilince Cafer diyeceğiz. Faalil ve fi afdal
Efadıl öyle onun gibi. Ve min humasiyin cürridil ahiren fibil kıyasi. Ve min humasi o cürridil cerridil ahire. Yani humasiden ahiri veya ve min humasiyin وبفعل لا وشم انتقى في جميما فوق ثلاثة ارتقى من غير ماضي من غير ما مضى ومن خماسي إذا كبوا الماضي بسابقا شو نسخة من يتلو ması ki tenisten mücerretse o in fil ahire sonunu nefyet yani hasfet ize cemaatim cem edince bil kıyas kıyasla mesela sefercen sefercen ayva demek bu yediğimiz ayva meyve evet onun cemi sefaric faalil vezinde gelir o üçüncü la hasf edilir. Çünkü bu sefercen humasidir. Humasi olunca bir fe'l fiil, aynı fiil. Bir de üç lam-ül fiil var. Son lam-ül fiil ceme edince hasf edilir çünkü. Fe'alil vezni fazlasını kapsamaya elverişli değil. Ve rabi'u minhu bu humasinin dördüncüsü ve eşşebihi bil mezidi. Eğer mezide benziyorsa, nasıl mezide benziyorsa, fi kevni ahada hurufi ziyadeti, yani onun zaid harflardan bir olması yönüyle zaide benziyorsa, ki arkadaşlar biliyorsunuz, Arapçada kelimelerde zaid olan harfler bellidir. Yani her harf evinden çıkıp ben zaid olacağım olmaz. Ve ileride ziyade bahsinde de bu geçecek. Zaid harfler se'eltumuniye harflerdir. Sin, hemze, lam, te, mim, vav, nun, ye, ha, elif. On harf. Bu harfler genelde zaid olur. Bunun dışındakiler ilhak gibi bir durum olmazsa zaid gelmezler. Mesela celbebe ba zaid gelmiş ama ilhak sebebiyledir. İlhak değilse gelmez. İşte o ahli hurufu ziyadeti dedi buna işaret ediyor. İşte diyor o mezide benzeyen yani zaid harflerden olan dördüncü harf kad yuhzefu uhumasiden hasf edilir. Dure ma temme bihil adel. Ahir hasf olmaz. Yani adedin onunla tamamlandığı yani humasi isim eğer dördüncü harfi zaid harflerden birisi ise zaid harfler hasf edilmeye daha elverişli oldukları için onu hasf ederiz. Son harfi hasf etmeyeceğiz. Ve ki kavlike fi hasfi hedernak hedernak örümcek yapan hayvan. Örümcektir. Hedernak bakınız. Ha dal iki re üç nun dört kaf
maanil vesninde nunu hasfedeceğiz. Çünkü o zayet harflardandır. Kafa karışmayacağız. Ve cemi fedari. Lakin ve necvede ancak işare diyor ki en iyisi hasful ahiri sonu hasfetmek. Yani zayet ise de ama öbürü sondur. Son tevhidin mahalli olunca onu hasfetmek daha güzeldir. Dolayısıyla o zaman cem-i kadarin gelir. Evet. Sayın edeşti. Evet. Ve zâidel âdil rubâ'a ihsifû. Mâ lem yekun leyye mâ lem yekun leyye zuhulle khatemâ. Evet. Ve zâidel âdil rubâ'i. Âdi burada aşan demek. Yani rubâ'i aşan. Zaten tefsir etmiş. El mucavizi. Aşma anlamında. Yani rubayı aşan kelimenin zaid harfi ki o aşan el humasi ki humasidir. Ha o zaidi ihzifu. O zaidi hasfet madama lem yekul eynen islahu. Yani o son harfin ardından geldiği bir lin harfi olmadığı sürece o dördün üzerindeki zaid harfi ne yapar? Onu hasfedin. Evet. Bu beyti bakınız dikkat edin tekrar mana veriyorum. Duve zaidel adi rubayi dördü aşan yani humasi ki zaten arkadaşlar biliyoruz şunu demiştik kelime üç kısımdır ya isim fiil harf kelime bünyesinde bulunduğu harf sayısı itibariyle baktığımızda harfler alttan doğru alttan yukarıya doğru çıkıyoruz harf kelimesi mesela min an kad inne vesaire harfler tek harfli gelir, ikili gelir, üçlü gelir, dörtlü gelir, beşli gelir. Mesela tekli istimam hemzesi tekli. İkili min ma. Efendime söyleyeyim. Üçlü inne enne. Dörtlü lealle. Beşli lakin. Beşe kadar geliyor. Beşten sonra yok harf. Fiile geldiğimizde fiilin aslı harf itibariyle fiiller ya sülasi olur ya rubai olur. Yani harf sayısı üçün altında da olmaz, dördün üstünde de olmaz. Çünkü fiil ağır bir kelimedir. Manası itibariyle ağır olduğu için dörtten fazla aslı harfa, zaidi demiyorum, aslı harfi dörtten fazla gelmez. İsme gelince zayid olarak tabi südasiye kadar geliyor fiil. Yani mezid bir harf var. Mezid iki harfla mezid üç harfla altı oluyor. Evet. İsme geldiğimizde mebni isimler tabi isim biliyorsunuz iki türlüdür. Mebni moran. Mebni isimler birli yani tek harfli, ikili, üçlü, dörtlü, beşli gelir. Mebni isimler. Mesela tekli darabtüdeki tad tek harfli isimdir. İki harfli men, kem. Üç harfli isim zaten tonlarca vardır. Mesela zeyd, amir, kalem. Bunlar üçlü. Dörtlü isimler var. Mesela Cafer, Akrab. Ve aslı harfi beşli olanlar var. Mesela Sefercel gibi. Yalnız evet mebni dedik birli, ikili, üçlü gelir. Muğrab'a gelince muğrab isim üçten aşağı gelmez. Ancak yukarıda da beşe kadar çıkar. Yani isim şey isim. Muğrab isimlerde
ikili isim olmaz. Siz yedün demün deseniz onların aslı üçtür. İsim, muarrab isim, üçlü, ya sülasiden, üçlüden başlar. Sülasi gelir, rubai gelir, humasi gelir. Mesela fiillerde humasi yoktu. Ama isimlerde humasi vardı. İşte diyor, harf sayısı dördü geçen bir ismin zâid harfini siz cem'i yaptığınızda ehzifu, o zâidi hasfedin. Ancak ma lem yekun, yani madem lem yekun, o ma'il mastariye zarfiyedir. Madem o zâid harf lin harfi olmadıkça, o lin harfi ki ifrahu, o linden sonra gelir, ne gelir? Ellefku khatema, harfi tamamlayan harf, şey, kelimeyi tamamlayan harfin ardında geldiği harf eğer lin değilse, eğer lin harfi ise, o zaman ceme ettiğimizde o lin harfini hasfedeceğiz. Evet. Çok aşağı indi. Azıcık yukarı çıktı, tamam. Ezzâdî mâdâme lemi kullînen ifrehu ey ba'dehu, ki ondan sonra el harfüllezî khatemel kelimete, bina malum okusanız khatemel kelimete, kelimeyi ne yapar? Bitiren, sonlandıran, yani son harf olan. Ahir. Fekul fîsî batrâ, ne diyeceksin? Sebatır. Yani sibatra humasidir. Son harfi din harfidir. Ceme edince sebatır diyoruz. O din harfini hasf ediyoruz. Ve fi fedevkes, fedevkes arslan demektir. Ne diyeceksin? Fedakis, yani o lin harfi olan vav, onu hasfediyoruz. Çünkü o illet harfıdır. Bir hilaf ma izâ kâne linen kıblil âkhar. Eğer ma kıblil âkhar lin harfi ise, mesela usfur, kandil, kirtas, bunlar felâ yûzefû. O zaman o lin harfi hasf olmaz. Mesela usfurun cemeği asafir değil, asafir. Vav'ya dönüştürürüz. Kındil, o ya yine cem edilince has edilmez. Kanadil ya ile kırtas da karatis diyeceğiz. Evet arkadaşlar. Evet. Ve sinu ve ta'u. Evet. Sin ve ta min ke müsteden, müsteden gibi olan isimlerde yani zayid olan sin ve ta istifal babından olan bir isim, o istifal babında olan bir ismi cem edince sin ve ta'sını hasf edersin. Esin, yani sin ta'yı zayid et, yani hasf et. İz yübnel cem'u, her şey ismi binel cemayı bakahuma muhil. Niye? Çünkü onların o sin ve ta'nın bakası, yani devamı kalması cemun sigasına zarar verir. Evet. Evet. Meleş Şevket, burada mısın? Yoktur hocam. Yok mudur? Bahadin var mı? O da yok hocam. O da yok. Peki İbrahim var mı? O da mı yok? Maalesef o da yok. O da yok. Tabii iş size, sana kaldı. Bu binel, olsanlar ismi binel cem'i bakahuma muhil. Onun erabını yap bakalım.
İzden itibaren mi hocam? Evet. O iz-i tadiliye, o bizden olsun. Allah razı olsun hocam. Bi binel cem'i beka'uha muhil. Beka'uha muhil. Evet, beka'uha muftada muhil haber mi diyeceğiz hocam? Aferin. Bi binel cem'i de nereye taalluk eder? Beka'ya taalluk ettirebiliriz. Yok yok. Ha, muhil. Muhille taalluk eder. Allah seni hacı etsin. Yani iz beka'uha, beka aslı beka'tır. Memduttur. Nazım için kasr etmişiz. Yani iz beka'uhuma muhillun bi bina'il cem'i. Orada da memdudu mahsul yapmışız. Çünkü o sintanın devamı cem'i sıgasına zarar veriyor. Yani sinta olduğu halde cem'i edemiyoruz. Fakul mesela de ki evet in evet fakul fihi mesela müstedan, eğer onu cem edersen müdaan diyeceksin. Vel mimu minke müstedan evla min sivahu bil beka. O müstedandaki mimi bırakmanız başkasını bırakmaktan daha iyidir. Yani sini bırakmaktansa, te'yi bırakmaktansa mimi bırakmak daha iyidir. Neden? لِمَزِيَّتِهِ عَلَى غَيْرِهِ. Çünkü o mimin başkasına şöyle bir üstünlüğü var. بِاِخْتِسَاسِ زِيَادَةِ بِالْاَسْمَاءِ. Mim sadece isimlerde zâid gelir. E madem o onlarda zâid gelir sadece, o zaman o mimi bakalım, bırakalım. Hasfetmeyelim. وَالْاَمْزُ وَالْيَا مِسْلَهُ. Hemze ve yada mim gibidir. Fil evleviyyeti bil bekai. Yani onları da bırakmak ama bu şartta in sebeka gayrehuma minel hurufi, eğer hemze veya diğer harflardan önce iseler onları cemede bırakmak daha iyidir. Mesela bir emkana fi evvelil kelimeti, hemze veya kelimenin başında iseler onları bırakmak daha iyidir. لِكَوْنِهِمَا فِي مَوْضَعِ مَا يَدُلُّ فِي مَوْضَعِ مَا يَدُلُّ عَلَى مَعْنًا. Çünkü onlar kelimenin başında gelmekle genelde manalı harflerin bulunduğu yerde gelmiş oluyorlar. Mesela manalı harf ne gibi? Mudarat harfi. Mudarat harfi kelimenin başında gelir. Mesela kat'ı hemzesi manaya delalet ediyor. Kelimenin başında gelir. Vesaire. İstikbal harfleri istikbale delalet eden manaya kelimenin başında gelir. Yani kelimelerin ilk ucu başı bir mana için ziyade ettiğimiz harflerin yeridir. Madem öyledir, dolayısıyla bu şu demektir. O hemze veya sanki mana için gelmişler. Onun için cem yapılınca onları bırakmak daha iyidir. Mesela feyukalu fi elended ve yelended eladdin ve yeladdin. Elad, eladid, efa'il. Yeladid, yefa'il. Bu cem'i elended yelended'de yapmışız. İlk harfleri birincisinin hemze, ikincisinin yadır. Ve elif, ya da zâid harflardır. Kelimede yer alan nun da zâid harflardır. Zâid harftır. Biz elifi bırakmamız elendette ve nunu hasfetmemiz, yelendette de yayı bırakıp nunu hasfetmemiz daha uygundur. Evet. Elendet ve yelendet ikisi de şedidül husume demek. Çok husumetli olan kimseler demektir. Ve liya lel vavu hazif en cemaate ma ke halize gurrin. Diyor ya'yı vavu değil. Ya'yı hasfet. Eğer hayzebun gibi bir ismi cem edersen
Yani hem ya'nın hem vav'ın bulunduğu, evet, bir isim. Rubai aslı harfleri rubai olan Hayzebul gibi, işte burada ya'yı efendime söyleyeyim ve ya'yı ya'yı hasfedeceğiz, vav'ı değil. Ve ya Hayzebun dahiye demek. Yani insanın başına gelen büyük musibet. Niye ya'yı hasfediyoruz vav'ı değil? Limeziyetil vav'ı bi gina'i hasfil ya'yı an hasfiyah. Çünkü vav'ın ya'ya şöyle üstünlüğü var. Ya'nın hasfi onun vav'ın hasfinin yerine geçer. Ama bi gina'i aksi. Vav'ın hasfi ya'nın hasfinin yerine geçmez. Ondan istina etmez. Bu yönüyle vav daha kuvvetlidir. Fe'ebkiya, öyleyse o vav kelimede cem'i edince bırak. Vakribha ya'en, ve o vav'ı da ya'ya dönüştür. Çünkü makabili meksurdur. Ve kul fihi, ve hayzebunu cem'i edince hazabindir. Hazabin. Evet. Evet. Fe ve hukmul hutime, bu zorunlu bir hükümdü. Evet. Ve hayyaru el hadife, sarfiler veya nahviler veya Araplar hasf edeni serbest bırakmışlar. Nereden? Fi hasfi ma arada min zaide-i saranda. Yani seranda kelimesinden iki zaid gelebilen, hatta üç zaid gelebilen harf var. Hem sin var ama sin kök harf olunca onu söylemiyoruz. Nun var ve elif var. İşte bu serandayı cem'i edince istersen nunu hasfet, istersen elifi hasfet. Ve ma nunu ve elifun. Neden? Li'ittekafihim. Çünkü ikisi birbirinin bir nevi dengidir. Fe inşa, eğer isterse ceme eden yekulu saranit, elifi hasfetmiş olur, nunu bırakmış olur. Ev saradın, ney? Tabi saradın saradiyo oluyor, elifi bırakmış oluyor, nunu hasfetmiş oluyor. Ve manahu saranit, şey sarandanın manası eşşedidu. Çok güçlü demektir. Evet. Seranda şiddetli, güçlü demek. Ve cesur anlamına da geliyor. Ve kullu ma dahahu, ve seranda gibi olan her şeyde bu iki seçeneğin var. Ya nun, ya sondaki elif. Kel alenda. Alemde vehvel ba'irul dahmu. Kalın deve demektir. Fe inşa, eğer cem eden dilerse yekulu alanid. Alanid. Yani sondaki elifi hasfedecek. Eli nunu bırakacak. Ve o isterse de aladin diyecek. Nunu hasfedip elifi bırakacak. Ancak tabi elif sonda olunca ya'ya dönüşüyor, makam demek şudur. Aladi, iltikal sakini ya ile tenmin arasında gelince ya hasf oluyor, aladin kalıyor. Evet. Ve hamdolsun camı teksiri bitirdik arkadaşlar. Cezakumullah hayran kethira, maşallah. Eyvallah, nefa'anallah bina ve nezi arkadaşlar. Benim dersim var. Bu tefsir kalsın bugün. Tamam hocam. Eyvallah. Allah razı olsun. Allah kolaylıklar versin hocam. Amin, amin. Teşekkür ediyorum. Hayırlı sabahlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetler hocam.